Ara Nevin Hanım. Efendim buyurun. Nevin Hanım merhaba. Ben Doktor Serdar Öztürk. Numaranızı Cansu Hanım'dan aldım. Buyurun. Dinliyorum. Eğer müsaitseniz bir yerde buluşabilir miyiz sizinle? Nevin Hanım, teklifimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Olur mu? Ne demek Serdar'cığım? Asıl ben çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir yere davet ettin beni. Neden? Ya bu arada kusura bakma, o gün böyle biraz kafam karışıktı. Yani kendimi ifade edememiş olabilirim. Yani kusura bakmasın artık. Yok yok, hiç önemli değil. Yani hiç problem olmadı. Asıl Ezgi'nin doğum gününde beni çağırmayı düşünmeniz beni o kadar çok onore etti ki. Olur mu? Ne demek? Ne demek? Bu arada doğum günü demişken ne yaptınız? Bir organizasyon yapabildiniz mi? Ya şey, ben böyle küçük bir yemek organize ettim aile arasında. Hı hı. Aslında daha büyük bir şey yapmak istiyordum ama maalesef zamanım olmadı. Zamanınız olmadı. Peki o zaman size bir teklifim var. Buyurun. İzin verin, bu görevi ben üstleneyim. Her şeyi bana bırakın. Ve Ezgi'ye, yani kızınıza unutamayacağı bir doğum günü yaşatayım. Ne dersiniz? Tamam. Yani kızımın mutlu olacağı her şeye ben de seve seve varım derim. Ne güzel. Evet. Güzel. Murat Bey, bakın hiçbir masraftan kaçınmayın. Her şey kusursuz olsun istiyorum. Tabii Serdar Bey. İşletmecimiz Tolga Bey özellikle rica etti. Güzel. Tolga Bey burada mı? Kendi ofisinde mi peki? Bir bakayım. Abi güzel, gelmişken onu da bir göreyim lütfen. Tabii efendim, buyurun. Siz odasını alayım. Buyurun. Teşekkürler. Ben bir Tolga Bey'e bakarken bu arada bir şey içmek ister misiniz? Bir Türk kahvesi olayım, sade olsun lütfen. Peki. Acaba senin özgürlü olayın ne? Tolga Gürdağ. Merhaba. Merhaba. Havuz restoranın işletmecisi Tolga Bey burada mı? Henüz gelmedik. Ben yardımcı olayım size. Akşam bir doğum günü organizasyonumuz vardı. Ezgi Hanım için. Evet. Organizasyonda ben ilgileniyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne durumdayız onu merak ediyorum şu an. Her şey şu an istediğiniz gibi. Herhangi bir sorunumuz yok. Anlıyorum. Şahane. Pardon. Efendim Serdar. Peşim. Ne yaptın? Mekana gidebildin mi? Evet. Şu an buradayım. Her şey harika gözüküyor. Güzel. Tolga orada mı? Hayır, yok. Eşim, bak her şey mükemmel olmalı. Lütfen her şeyle sen ilgilen. Bir aksilik olamaz. Anlaştık mı? Evet. Dedim ya Serdar'cığım. Bir sakin olur musun? Yine konuşuruz. Eşim, yine harikalar yaratmışsın Esma. Umarım Ezgi Hanım beğenir. Tabii ki beğenecek. Yani kim buna böyle bir organizasyon sürpriz yapmıştır hayatı boyunca? Tabii ki hiç kimse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavrum, ne kadar güzel bir organizasyon yapmışsın. Yani tebrik ederim. Aa, ben bu arada tanıştırayım. Ünal eşim. Siz düğünde tanışmıştınız değil mi hayatım? Evet, hatırlıyorum. Ünal Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim ben de. Ha, bu arada Yeşim, kız kardeşim, düğünden siz de belki hatırlarsınız. Tabii tabii, hatırlıyorum. Siz Özgür'le dans etmiştiniz değil mi? Merhabalar. Ne güzel. Çok da yakışmıştınız. Merhabalar. Kızlar geldi. Canım.
Canım. Teyzeciğim. Evet. Canım benim. Gayet iyi. Hoş geldin. Ne yapayım? Merhaba Serdar Bey. Merhaba. Merhaba. Selam. Merhaba. Ezgi yoldaymış, geliyormuş teyzeciğim. Geliyormuş, geliyormuş. Ezgi yoldaymış. Tamam, hadi süper. Lütfen şurada bir karşılayalım, güzel olsun. Evet. Duyduğuma göre sizin de mesire yeriniz varmış, piknik falan. Restoran bizimki, yalnız. Evet. Ay Ezgi var ya, şok olacak. Çalışsın. Umarım kızmaz bize bak. Niye kızsın canım, kötü bir şey mi yapıyoruz? Yok. Sonuçta evet. Onun böyle mutluluğu için bir araya toplanmış insanlarız. Ne var bunda? Benim için hiç rahat değil mi? Sonuçta kızın özgür olmanın hissini biliyoruz biz. Canım, eğer bunun bir karşılığı olsaydı şu anda bu organizasyonu Serdar değil, Özgür yapıyor olurdu. Ne bileyim ya, gerçi o da doğru. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bence Özgür bugün Ezgi'nin doğum günü olduğunu bile bilmiyordur ya. Allah'a bak. Bilmiyorum ki. Ay tamam, boş ver hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.